Ömer Saraç, teşekkürler. Galatasaray bir süredir orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor ve gündeme hayli önemli, hayli kariyerli bir oyuncu geldi. Adrien Rabiot, Juventus'un 28 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu. Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erdi ve yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Galatasaray da Rabiot'un durumunu yakından takip ediyordu bir süredir ve özellikle yeni sözleşme durumunun gerçekleşmemesiyle, Juventus'un sözleşme teklifini kabul etmemesiyle birlikte Galatasaray'da oyuncu için temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme tabii ki henüz bir teklif, henüz bir anlaşma, bunun altını çizmekte fayda var. Öyle bir boyutta değil. Şu an itibariyle sadece şartlarıyla ilgili Galatasaray bir bilgi aldı temsilcisinden ve tabii şu anda Rabiot tabii bonservissiz ve bedelsiz bir oyuncu haline geldiği için özellikle İngiltere'den, Premier Lig'den de ciddi talipleri var. Manchester United ve Newcastle United'la da adanılıyor. Galatasaray'ın listesinde yer alan Okan Hoca'nın da istediği oyunculardan bir tanesi. Yönetim bu konuda ilk adımı attı ama tabii ki devamı gelebilir mi? Hangi koşullarda gelebilir? Açıkçası bunu beklemekte biraz fayda var. Galatasaray'ın şu anda gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden bir tanesi Rabiot. Temsilcisiyle görüşüldü, şartları soruldu ve şu an itibariyle biraz maaş beklentisinin de yüksek olduğunu söyleyelim. Tabii ki bonservis elinde bir oyuncu olduğu için maaş beklentisi biraz yüksek ama Galatasaray durumunu takip etmeyi sürdürecek. Yapacağı görüşmelerin ardından uygun bir koşul oluşturmaya çalışacak Rabiot'u transfer edebilmek için. Ama bir kez daha altını çizelim, tabii ki çok kolay bir transfer değil Galatasaray adına. Teşekkürler Emre Kaplan. Adrien Rabiot tabii ki önemli bir isim. Juventus'la bu sezon sözleşmesi sona erdi. O da boşa çıktı. Tabii Galatasaray'ın talip olma noktasında önemli sebeplerden birisi bu. Ama 2018'de Didier Deschamps'la tartıştı. Kadroda ilk 11 garantisi almadığı için Dünya Kupası'na gitmedi. Böylelikle şampiyonluğu kaçırmış oldu. Ama son Dünya Kupası'nda da çok iyi oynadı. Finalde de oynayan isimlerden birisiydi. Tabii ki ligimizde iş yapacak isimlerden birisi ama kolay da bir transfer değil hocam. Rabiot'un çok fazla talibi var. Kolay değil. Yaşı baktığın zaman 28. Oynadığı takımlara bakın. Paris Saint-Germain, oradan Juventus'a yüklü bir miktar. Şu anda Fransa milli takımının oyuncusu. Tabii ki. Kolay bir transfer değil. Onun için sadece şartları soruldu şu anda. İlla ki bu oyuncu Juventus'tan ayrıldığı zaman, bonservis olunduğu zaman Avrupa'nın birçok kulübünden teklif alacak. Yani Galatasaray'da bu kulüplerin içinde alırsa o zaman kadro yapılanmasında Okan Hoca'nın eli biraz daha kolaylaşacak mı, zorlaşacak mı artık orasını zaman O gösterir. son Evet evet kadroda biraz yani. son tahlilde belli olacak. Ahmet Hocam, Adrien Rabiot. Yani olursa nasıl olur diye sormayacağım. Rabiot zaten çok iyi bir oyuncu. Ama olması nasıl bir ihtimal sizce, onu sorayım. Ya ihtimal evet kolay değil. Şimdi Galatasaray'ın şu an bence en büyük artısı gerçekten belirli bir seviyedeki futbolcuların üstündekilerine gidiyor. Yani Galatasaray'ın şu an gündemine aldığı futbolcuların tamamı gözü kapalı evet diyebileceğiniz futbolcular. Bunların hepsinin zaten gelmesi söz konusu bile olamaz. Mümkün olmadığını da biliyoruz ama kimi alırlarsa alsınlar Galatasaray için iyi olacak diye düşünenlerdenim. Şu an teklifler olmasına rağmen elden giden oyuncu da yok. Raşica ile Icardi'yi tabii ki ayrı değerlendiriyoruz. Onlar kiralıktı. Galatasaray'ın bu sene 3 kulvarda yarışacağını göz önünde bulundurursak, ligdeki şampiyonluktan daha fazla Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıya önem verdiğini göz önünde bulundurursak, demek ki Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosunun üzerinde kaliteye sahip futbolcuları transfer etmesi lazım. Ki bunları transfer ederken de elden bazı futbolcuları çıkarma zorunluluğu da yok. Çünkü kadro kalitesi kadar kadro derinliği de bu sene çok önem taşıyacak. O yüzden Rabiot veya o eşdeğerde bir futbolcu oluyorsa bence eldekiler gitmeden de Galatasaray o futbolcuları yoğun programdan dolayı gayet güzel bir şekilde kullanabilir. Bu hammata zaten takımda ayrılanlardan biri. Orta sahada da Galatasaray'ın şu an için o klasik sezonu bitiren Torreira, Oliveira ve Mertens üçlüsü ön planda.
Oraya iki tane aynı kalitede daha desteğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, bu isimler tabii çıkacak. Bakalım Rabiot'ta durumlar nasıl gelişecek, hep birlikte göreceğiz. Hocam şu şey konusunu bir tamamlayalım. Hani biz çocuklara doğru imkan sunuyor muyuz konusunu tamamlayalım. Ya, bu takımlarımızda imkanlar sunuluyor. Sözleşmeleri önemli olan. Bu oyuncular sözleşmelerle bir takım haklara sahip. Rabiot'u bugün nasıl konuşuyorsun? Elinde, bonservis elinde diye. Sözleşmeden doğan, şartlardan dolayı sözleşmesi bitiyor ve bonservis elinde. Siz de gençlik altyapıdan gelen çocuklarınıza sözleşmeyi böyle yapmak zorundasınız. Veya sözleşmesi devam ederken bunların gelişmelerine göre bu süreyi arttırmanız lazım. Şimdi nasıl? 17,5'da işte Arda'nın kulüpte yararlansın diye 21'lerden 22'lerden bahsediyorsun. Ben şöyle diyorum. Bir sene daha kalsa Arda Fenerbahçe'de 30 milyondan aşağı gitmez diyorum. Yani Türkiye'deki rekoru kırabilir diyorum. Daha da 18 olacak o zaman da. Yani yaşı da daha çok genç. Tabii tabii. Yani şu anda onu hayal ettirebiliyor. Önemli olan bu oyuncuları bakarken o hayali kurabilmek. 2 sene sonra, 3 sene sonra bu oyuncu nerede olabilir? Geriye mi gider, ileri mi gider? Bunları hepsini kafada planlayıp, bu işi planlayanların ona göre sözleşmelerini yapmaları lazım. Şimdi Fenerbahçe'de oynayan, Beşiktaş'ta oynayan veya Türkiye hiçbir oyuncunun, profesyonel A takımda oynayan oyuncunun ben bir eksikliği olacağına inanmıyorum. Yani şartlar müsait, her türlü müsait. Bugünkü baktığımız zaman tesisler olsun, oynanan statlar olsun. Yo, onlar tamam. Çok çok güzel. Ama yok. O şartları da hazırlayan, sözleşmeleri yapan. Sonuçta sözleşme imzaladığı zaman o sözleşmenin şartlarını alıyor. Tabii ki. Anca şimdi daha yeni Kerem uzattı yanılmıyorsam Galatasaray'da. Sözleşmesi gösterdiği performansa göre arttırıldı. Şimdi aynı şey daha önceden yani devam ederken bu süreç Arda'ya da aynı teklifte bulunacaktınız. Şimdi bu eğer bitiyorsa kozlar Arda'nın elinde. Peki bu konuyu da böyle tamamlamış olalım. Biz geçelim Galatasaray'ın olası rakiplerine. Tabii hocam. Hocam biz renk aşkından, forma aşkından, arma aşkından o kadar çok bahsediyoruz ki sezon boyunca. Ve nedense sezon sonu geldiği zaman o aşk aniden bitiyor ya. Yani hocam, bizim bir yeri her tarafımızdan o renkler akarken neden böyle oluyor? Bizim bunu çok iyi tartışıyor olmamız lazım. Çok iyi tespit ediyor olmamız lazım. Hem futbolcular için hem de onların başında görev yapan yetkililer, sorumlular için. Çok ama teknik ama idari sorumlular çok için. Çok basit hocam. Şimdi 8 artı 3 değil mi kural? İşte bir tane artı koyarsan 9 artı 2 oluyor değil mi? 14 tane oyuncuyla bununla beraber 15 tane yabancı oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Bu oyuncular neden geliyor buraya? Renk aşkı için mi? Tabii ki hayır. Duygusal. Geldikleri nokta burası. Yani bundan da sadece bu şunu yapıyor. Bir hafta kaybettin, ertesi hafta telafi edeceğiz. Ertesi haftaki maçını düşünüyor. Yani tutup kaybetmekle kalmıyor. Adam profesyonelce bir iş yapıyor. O işin karşılığında da mesaisini veriyor. Bitince de işini yapıyor, ayrılıyor. Başka bir müesseseye gidiyor veya başka bir camiaya gidiyor. Şimdi burada bizim dönemimizdeki eğer forma aşkı, şu aşkını hocam, beklersek... Hocam gelenlerden değil, yetiştirdiklerimizden bahsediyoruz. Yetiştirdiklerimizle aynı hocam. Demek bakın, ki onları istediğimiz gibi yetiştiremiyoruz. Hocam bu tartışmayı iddia ettiğimiz gibi yetiştiremiyoruz. Uzuyor çok. Vakti olumlu kullanmak adına Galatasaray'ın rakiplerine geçelim. Galatasaray, Litvanya'dan Žalgiris, Struga. Struga'da Makedonya takımı. Bu iki takımdan gelecek takımla eşleşecek Şampiyonlar Ligi'nde rakiplere yakından bir bakalım.